Armut'ta 2 yıllık sürgünlerden yarmaşı yapacağız şimdi. Bugün Nisan'ın 1'i 2021. Normalde şu anda kabukların kalkması gerekiyordu ama maalesef kabuk kalkmadığı için de yarmaşı yapacağım arkadaşlar. Bunlar 2 yıllık sürgünler. Armut görüldüğü gibi. Şöyle göstereyim. Bir tane tomurcuk yok. Eğer 1 yıllık sürgün olsaydı onu da göstereyim sizlere şöyle. Burada elmalardan şu şekilde göz olurdu. 1 yıllık sürgünlerde. Ama 2 yıllık sürgünlerde bir tane göz yok. Şimdi motorlu testereyle kestiğim yüzeyi bıçağımızla perdahlıyoruz. Çünkü bıçakla niye perdahlıyoruz? Motorlu testere yakıyor. Yaktığı için de mecburen o ölü dokuyu almamız gerekiyor. Yarmaşı bıçağımızla şöyle bir yaralım. Kalemim şöyle hazırlayayım, size gösterelim hem yakından. Şimdi aşı yaparken bıçaklarımızın çok keskin olması gerekiyor arkadaşlar. Niye keskin olacak? Anacın kalemin yüzeyini pürüzsüz kesmesi lazım, açması lazım. Çünkü pürüzsüz kesmezse aşılarımız tutmuyor. Bu çok önemli. İç tarafını alıyoruz. Dış tarafı da bu şekilde kalemimizin. Şimdi bir tane kalemimizi takalım. Burada görüldüğü gibi biraz içe gelecek. Niye içe gelecek? Şeyin kabuğu kalın. Anacın. Kalemlerimizin kabuğu ince. Bu şekilde kalemimizi oturtturduk, birinci kalemimizi. Şimdi ikinci kalemimizi de açalım. Bir tarafını böyle çentik yaparsanız bu sene iklimlerden dolayı biraz meyveler geç kaldı. Yani geçen yıl biz bu zamana en az iç bölgelerde bir dünya ceviz aşısı yapmıştık arkadaşlar. Bu sene yapamadık çünkü havalar soğuk. O yüzden ağaçlar kabuk vermiyor. Bu kalemimizi taktık. Şimdi şöyle bir bu tarafa bir göstereyim mi kalem? Bakın arkadaşlar. Kalemimiz içeri. Çünkü anacın kabuğu kalın. Kaleminki ince. O yüzden kabuğu kabuğa denk getirmeniz gerekiyor. Eğer kabuğu kabuğa denk getirmezseniz tutmuyor. Stresimize de bu şekilde sarıyoruz. Sonra da bu şerimizi takalım. Onu göstereyim. Burada hep şuralardan patlar arkadaşlar. Bu sürgünlerin alt kenarlarından gizli gözler var buralarda. Nokta gözler. Oralardan sürgün yapacak. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya bunda göz yok. Bu gözler, sürgünler nereden çıkacak? Aşı nereden sürgün verecek? O gösterdiğim yerlerden sürgünler çıkıyor arkadaşlar. Göz çıkar. Taktık. Poşetimizi yağmur, yaş olduğu zaman burada suyu tahliye et. Toprağımızı dolduralım. Toprak oynayayım mı? Altını sağlam tut. Toprağımızı kumumuzla dolduruyoruz. Buna kum getirdik. Şimdi yerler çamur. Çamur olduğu için de toprak kullanırsaydık beton gibi kalırdı burada.
Babayı getirsene. Bu şekilde fazla sıkmayacağız arkadaşlar. Eğer toprakla doldursanız toprağa bastırmayacaksınız. Şimdi macunumuzla kalemlerimizin tepesini de 2 yıllık sürgünlerden arkadaşlar ceviz, elma, bütün meyveleri bile yapabilirsiniz. Mesela diyorum ki ağaçlarımız açıldı. Gittik bir tane bahçeye. Çok da güzel elma, armut verdiğini söyledi bahçe sahibi. Oradan çiçek açsa bile 2 yıllık sürgünlerden kalem alıp rahatlıkla aşı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama 1 yıllık sürgünse uyanmadan alıp yapmanız gerekiyor. Aradaki fark bu arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.